Merhabalar. Ürettiği içerikleri sadece kendisinin izlediği film dizi kanalı Film Seninle Olsun'a hepiniz hoş geldiniz. Umarım haftaya mükemmel bir başlangıç yapmışsınızdır. Tabii havalar soğudu. Sabah uyandığınızda işe, okula böyle bir manzara ile gidiyorsunuz. Ne kadar mükemmel olabilirse işte. Bugün dilim döndüğünce fazla şaklabanlık yapmadan bir film incelemesi yapacağım. Ancak hala videoya girmemek için 40 takla atıyorum. Hadi, The Killer. David Fincher'ın son şiddet keşfi hesaplı heyecan verici bir geri dönüş filmi. Geçtiğimiz ay Londra Film Festivali'nde premierini gerçekleştirdi ve Film Seninle Olsun ekibi olarak biz de oradaydık. Şaka, ama o günler de gelecek. Bir suikastçı, hedefini kıl payı ıskaladığı bir görevin ardından kişisel olmadığını iddia ettiği uluslararası bir intikam avında işverenlerine savaş açar. Ne kadar da klişe değil mi? Bunun gibi onlarca suikastçı filmi izledik. Yanlış bir yönetmenin ellerinde heba olmuş filmler. Fakat Cuma gün Netflix'te yayınlanan ve başrolünde oyunculuğa geri dönen Michael Fassbender'ı gördüğümüz The Killer, David Fincher'ın neden herhangi bir yönetmen olmadığını izleyiciye bir kez daha hatırlatıyor. Fassbender'ın karakteri işinde son derecede iyi, birinci sınıf bir katil olmak için gerekli şartları karşılayan her bireye kadar hassas bir insan. Azılı bir katil olmasına rağmen samimi düşünceleriyle seyircide karmaşık bir izlenim bırakıyor. Karakterle Paris'te çağ dışı bir sığınakta yoga yapıp titizlikle nöbet tutarken tanışıyoruz. Sıradan bir görev ters gidince yöntemlerini değiştirip kendi paçasını kurtarmak için bir plan yapıp kendi bildiği tek yol olan intikam ile işin içinden çıkmak zorunda kalıyor. Film 6 bölüme sahip. İlk bölüm planlandığı gibi gitmeyen bir işi anlatmaya ayrılıyor ve sonraki 5 bölüm intikam ateşiyle operasyona geçişini betimliyor. Açılış sekansı bayağı bir yavaş ama titiz bir karakter çalışması sunuyor. Katil, bir otelin karşısındaki inşaat halindeki bir binada günlerini geçirirken tanıtılır. Sabırlı ve titizdir. Birkaç basit kurala göre yaşar. Sahip olduğu alaycı tavrından ve küçük imalarından dünyanın en iyi suikastçilerinden biri olduğu açıkça anlaşılıyor. Plana sadık bir suikastçı, hiçbir iş yanlış gitmemiş, empati göstermiyor, doğaçlama yapmıyor ve hiç kimseye güvenmiyor. Peki ya bu rutin bozulursa? Neler olacağını izleyip göreceğiz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama daha çok iyi bakın.